Keyifli bir Antrebiç röportajı. Kartal abi, yani sadece röportaja baktığımızda böyle çok soğukkanlı, değil mi? Sadece işine Vallahi öyle. konsantre bir Antrebiç gördük diyebiliriz. Öyle gözüküyor. Ya bence Beşiktaş iyi bir transfer yaptı. Yani şimdi özellikle kendi taraftarı yönetime çok yükleniyor. Bazı konularda haklılar. Ben de mesela kampa en azından iki oyuncunun gelmesini beklerdim. Özellikle stoper bölgesine. Ama bu gerçekleşmedi. Bu yönden haklılar ama bazen eleştiriler haklı da olsa fazlaya kaçabiliyor. Şimdi bazı kulüplerin bir stratejisi planı olur. Her dönem bu değişebilir. Şimdi geçmişte Beşiktaş böyle yıldız olan oyuncu transferini çok yaptı. En son Dele Alli geldi. Gördük. Ama hiçbir katkı sağlayamadı. Yani oradan ağzı yandı Beşiktaş kulübünün. Tamam, taraftar çok istedi Dele Alli'yi. Gelsin gelsin diye. Geldi, ne oldu? Hiçbir şey veremeden. Sorunlu bir oyuncuydu çünkü. Belliydi yani. Geçmişi belli. Sorunlu. Siz oradan bir şey yaratmaya çalıştınız. Oldu, tutmadı. Şimdi bu seneki politika farklı. Yani bu sene biraz da maddi anlamdaki sıkıntılardan dolayı bunlar gerçekleşiyor. Şimdi taraftar yıldız isteyebilir. Evet, şimdi görüyorlar. Galatasaray getiriyor. Fenerbahçe getiriyor. Siz daha doğru düz transfer yapmamışsınız. İster istemez tepkilerini yansıtıyorlar her alanda. Statta bile ilk maçta bunlar yaşandı. Kartal Bence abi, yaşanmaması lazımdı. şöyle, Beşiktaş taraftarının yani sadece transfer değil bence. Yani takıldığı birkaç nokta var. Onlardan bir tanesi şu. Mesela şu an stadyumun bir sponsoru yok. Evet, yani Beşiktaş üst gibi üste bir geldi. takımın Avrupa Ligi, pardon, Konferans Ligi maçına çıkarken yani sponsorsuz çıkmaması lazım. Doğru, Yani sezon doğru, başlarken doğru. bunun olmaması lazım. Onun dışında Ante Rebiç tabii ki önemli bir isim. Ki sezon içinde katkısı da bence oldukça iyi olacak. Fakat şöyle bir şey var. Ante Rebic kendisi de söylüyor. Ne diyor? Ben sol açığım diyor. Yardımcı forvet de oynarım diyor. Ama ben sol açığım diyor. Şimdi Beşiktaş'ta kim var o noktada? Cenk Tosun. Cenk'ten geçen sezon nasıl bir katkı aldınız ortada. Şimdi Cenk dönecek sakatlıktan. Ki sezon başı sadece birkaç maç kaçıracak. Çok Evet. fazla kaçırmayacak. Bu kez yani Rebic'in takımdaki rolü ne olacak? Tamam, Ante Rebic geliyor ama Beşiktaşlı taraftarlar diyor ki bizim aslında sola değil. Ante Rebic'e kimsenin bir itirazı yok, onu demiyorum. Sola değil ama Sağ sağa almak tarafa lazım. Çünkü Gezal'ın ihtiyacım durumu var diye. belli değil. Doğru. Onun dışında şunu da söyleyeyim, sözü yine sana bırakayım. Amartey Colley şu anda Beşiktaş'ın, değil mi? Stoper tandem olacak gibi görünüyor. Amartey de kadroya dahil edildik yazıldıktan sonra. Şimdi bir Beşiktaşlı düşündüğü zaman takımının bir Galatasaray Stadyumu'na, Fenerbahçe Stadyumu'na, derbiye Amartey Colley ikilisiyle çıkmasına gönlü razı olur mu? İçi rahat eder mi? Doğru. Şimdi geriden başlayalım. Beşiktaş'ın planında zaten bir tek Amartey ile Kole ile gitme gibi bir şey yok zaten. Lianco'yu aldılar, getirdiler. Adam problemli çıktı. Lianco olsaydı iyi bir oyuncuydu. İyi ki de gitti, boş ver. Ya işte, İyi ya ki de kötü bir döndü. oyuncu Lianco değildi. da o sağlık durumundan sonra hala bütün hazırlık Oynuyor, maçlarında ilk 11 oynuyor oynuyor, zaten oynuyor, turda. oynayacak da ama verilen raporda şu an için oynayamaz gibi bir şey yok zaten. Sıkıntısı var ileride. Yok, Beşiktaş'tan bir sözleşme Tabii eklettirmek ileride bir istedi. şey yapar. Beşiktaş ne Oyuncu kabul yaptı? etmedi. Sözleşmeyi opsiyon koyalım dedi. Sakatlık halinde fes olur şeklinde. Ya da şu kadar oynadığın takdirde şu kadar alırsın diye. Ama adam kabul etmedi. Şimdi bunda yönetimsel bir şey yok ki. Bunu eleştirebilirler. Şimdi Beşiktaş oraya adam almayacak dersek o zaman herkes haklı. Hakikaten haklı, eleştirsinler. Ama Beşiktaş oraya adam arıyor. Alacak bir stoper. Onun dışında şimdi Rebic, evet gerçek bölgesi sol kenar olabilir ama şimdi Cenk'in sakatlığı var. Şu an itibariyle ne kadar zamanda döneceği belli değil. Artı Cenk'in zaten gerçek yeri kenar değil ki. Cenk'in gerçek yeri santrafor bölgesi. Değil ama Şenol Aboubakar'ın Hoca artık onu orada o şekilde oynatıyor. bir daha Tam Aboubakar geçtiğimiz varken. sezon tabii. Geçtiğimiz sezon tamam doğru. Çok katkı sağladı Cenk. Ama çocuğun da şeyi değil yani Cenk'in oradaki asıl görevi. Yoruluyor da yani kenarda oynamak kolay değil. Cenk'i siz önde oynatacaksınız. Aboubakar var diye önde oynayamıyor. Ama ne olacak şimdi? Aboubakar gidecek kışın Afrika Kupası'na. O zaman ne yaparsın? Cenk'i atarsın öne tek santrafor. Cenk de Tek rahatlar. Aboubakar mı gidecek? Hayır. Beşiktaş'ta Ön bir tane taraf değil. için. İlk 11'in yarısı Ön gidecek. taraf için söylüyorum tamam mı? Diğerleri de gidecek. Bakın çok büyük sıkıntı Stoperin var. hepsi gidiyor. Tabii çok büyük sıkıntı var. Rebic'in alınması belki ondan.
Yani oraya gitmeyecek olması. Yani o yüzden ben diyorum Rebic çok iyi bir transfer. Yani Beşiktaş'a ben iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani şimdi herkes diyor ki diğer alınanlar gibi isim değil. Nasıl değil? Milan'dan getiriyorsunuz. Yani Milan'da da oynamış bir oyuncu ve fark yaratan bir oyuncu. E tamam, çok böyle tribünlere ayağa kaldıracak cinsten mi? Değil belki. Yani bir Quaresma gibi şov yapacak bir oyuncu değil. Takım oyuncusu. Takım oyuncusu. Ben her zaman onu söyleyeyim. Takım oyuncusu alın. Şov yapacak oyuncuyu boş verin. Takım oyuncusu alın. Geçmişte aldın zaten sen şov yapacak oyuncuları. Pjanic'i getirdin, Tekşire'yi getirdin. Ne oldu lan? Ne oldu yani? Sağ kanada lazım. Çok net şekilde. Sağ kanada da alınacak. Oyuncu var. Bakılıyor. Yani şimdi Mesias deniliyor. Yine Milan'dan. Olma ihtimali... Kartal abi 32 yaşında Mesias. Yani, hani bana hiçbir zaman bir iki dönem bizim ligimizde fark yaratacak yani, bir oyuncu olabilir. Görüntüsü vermedi. Şimdi yani. Gezal'ın durumu daha tam net değil. Bak onu söylüyorum ama Gezal sanki bana bu sezonda Gezal'dan çok fazla fayda sağlanmayacakmış i̇şte gibime geliyor. Nokta var. Artık o yüzden Beşiktaş kenara bence, alman lazım. Gezal'a alman güvenerek lazım. Sezona tamamen çıkamaz lazım. Yani. Çıkmayacak zaten. Alman lazım. Alınacak da. Evet, Beşiktaş yönetimi şu an ağırdan mı gidiyor? Evet, ağırdan gidiyor. Ama maddi imkanlar çerçevesinde. Evet, Galatasaray'a bakıyorsun. Şunu da sorayım. Ramos büyük paralar. Ramos gündemi var mı Beşiktaş'ta? Ben hiç duymadım. Ama şu var. Olursa da şaşırmam. Onu söyleyeyim. Yani taraftarın bu tepkisini azaltacak. O şöyle defans görüyorum. Bölgesine Ramos, bir lider. Bir Ramos, bir Talisca. Beşiktaş ya, eğer gelirse, bu transferleri canım, çözebilirlerse taraftarın bu tepkisi de tersine döner gibi ya, geliyor döner bana. Döner ama şu var Ömer, yani Talisca ya, biraz değil gerçekçi yani. Böyle olursa olalım. Diyorum ya, şimdi yani. Galatasaray'da yazılıyor, herkese yazılıyor ama adam orada 10 milyon euro alıyor ya, yeni sözleşme yapmış. Ya kolay değil yani bu paraları. Kaça getireceksin Talisca'yı? Hadi Beşiktaş'ta oynadı, burayı seviyor diyelim. 8'e getir. Getirebiliyorsun ama 8'de Beşiktaş'ın verecek durumu yok. Ben de olsam vermem, bak açık konuşayım. Herkes yazıyor Talisca geldi mi her şey ortalık durulacak, edilecek. Ama biraz da ya kulübün geleceğini düşünün. Borçlar almış başını gidiyor. 7 milyar TL'ye yaklaşmış Beşiktaş'ın borcu. 6 küsürlerde Beşiktaş'ın borcu. Galatasaray'ın borcu öyle, Fenerbahçe'nin öyle. Yani neyi konuşuyoruz ben anlamadım. Günlük i̇şte taraftar, ama taraftar şöyle bakıyor Kartal abi. Rakibimin borcu ama, yok mu diyor. Var diyor. O zaman onlar yapıyor. Benim işte, takımım neden yapmıyor yani diyor. Öyle yani. Değil. Bak şimdi Ağustos ayında bu ay itibariyle şeyler başlıyor. Bankalar Birliği'ne olan borçlar başlıyor kulüplerin. Aa, onlar başladı. Nasıl ödeyeceksin? Yayın Sayın Başkan gelirin yarısından fazlası gidiyor. Galiba bir yerde yakın zamanda açıklama yaptı. Gelen bonservisin yarısı şu anda oraya gidiyor bak, zaten. Bak düşün, Fenerbahçe ya. Fenerbahçe yine en rahat görünen kulüp şu an diğerleri arasında. Hadi Galatasaray sponsor falan yaptı. Beşiktaş içlerinde en sıkıntılı görünen peki, kulüp. Hani niye bütün paraları oraya veresin? Ve verecekler, zaten yayın geliri falan yok. Bütün gelir oraya gidiyor. Mahmut Hocam sizden o yüzden bir diyorum yani transfer, bence şu an itibariyle Beşiktaş yönetimi çok kötü bir şey izlemiyor bence. Politika. Transferle ilgili Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili yorum alayım. Vallahi sevgili Ömer, transfer çok yaparsın edersin de ben Beşiktaş her zaman için son dakikalarda da olsa bile turnuvayı gözünden vuran evet, bir takım. Biraz da onu buluyorlar. Bekliyor. Doğru. Onda bir sıkıntı yok da ben esas Ocak ayını düşünüyorum. 7 tane oyuncu var orada. Tabii. Ve hepsi de ülkelerinin direkt 6 maç gibi hocam. Direkt kaçıyor. Milli takımlarında oynayan, çoğu da milli takımın takım kaptanlığını yapan oyunculara sahip Beşiktaş. 7 tane az buz değil yani. İstersen Rebic'i getir, istersen ne bileyim Icardi'yi getir oraya. Nasıl olacağız? 7 tane direkt oynayan oyuncudan bahsediyor. Şimdi Masuaku, Koli, Amarty, Onana, 4, Abubakar 5, Gezal 6. Gezal 6. Giderse de bir tane daha var. Sayıs vardı gitti. Yok yok, bir tane daha var şu anda. Tam 7 tane oluyor Beşiktaş'ta. Yani 6 veya 7 fark etmiyor. Masuaku. Saydım. Masuaku da Muleka. Muleka. Yani daha senin şu anda oyuncun. Ve bunlar hepsi çok büyük sıkıntı bak. Milli ben sana takım. Söyleyeyim. Şimdi transfer yap abi. 2 tane de al getirdi. Ne olacak? Ocak oyunda takım gitti. Yarısı gitti. Hepsi de oynan ve ana merkezde oynayan oyuncu. Evet. Biz konuşuyoruz. Sponsor, Beşiktaş sponsor bulamaz mı? En babasını bulur. Ya onlar da hocam, bence savunmanın şu anda hem Afrika Kupası ile ilgili hem de tandemi ile ilgili çok ciddi bir sorun var. Sevgili kardeşim bak, şimdi savunma orta saha
forvet. Bütün hatlarda tabii var. Hepsinde problem var. Hepsi bütün hatlar, hepsinde kışın oynayan oyuncular. Ve Şenol Hoca'nın sıkıntılı olduğu nokta hatırlayalım. Şenol Hoca hep ne dedi mesela geçen sezonki açıklamalarında da? Ya ligin başına yetişmediği zaman diyor. Ben genelde ligin ilk yarılarındaki puan kayıplarından dolayı şampiyonluğu kaybediyorum diyor. Bu hocanın daha önce açıklaması da var bu konuda. Yani hoca lige mümkün olduğu kadar ideal bir kadroyla girmek istiyor ama şu an için yapamayacak. Şu anda Beşiktaş'ın ideal olmayan yeri neresi? Bir tek orta sahada bir tane. Bir de savunmada. Bahsettik yani hep böyle şey işte o da ismi şey, geçen o tarz oyuncular artı. Savunma tandemi. Savunmadan ziyade sağ tarafta. Şimdi o forvet hattında eksik olarak orası gözüküyor. Şu anda nasıl kapatacaksın orayı? Cezalı bir tarafa bırak. Onur zaten oynayan adam. O bölgeyi çok iyi bilen ya adam. Bak Onur'u unuttuk. Onur önde çok bak iyi şimdi, oynuyor. Bak, Kazan abi oynar ama şimdi bütün bir sezonun önünde değerlendiremez. Şimdi şöyle. Olmaz. Onur'un, ama şu an Onur'un esas ana merkez yeri savunma. Sağ açık. Hayır sağ açık. Yetiştiği savunması, yer öyle. Savunma sonra da Türkiye'de Almanya, oldu. Almanya tarafını söylüyorsunuz. Freiburg'da Bundesliga oynadı adam. Sağ açık oynuyor Bundesliga'da. Ve iyi de iyi oynuyor. Bochum'da zaten hem sağ açık hem ortada oynayan bir oyuncu. Orayı, o Kore'yi de çok iyi biliyor. Onun için diyorum ben. Ama şimdi Türk oyuncu olarak Mert var. Salih var. Oynayacaksın senin şimdi bir de burada bu sıkıntı var. Artı Onur'la oynayacaksın. Cenk gelirse Cenk oynayacak sağ tarafta. Eğer alamazsan. Eğer bu bütün hepsi Afrika kökenlerinin hepsi kalırsa 7 tane oyuncu ediyor Muleyka ile birlikte. Hadi başlangıçta Muleyka'yı da orada kalma 3 tanesi Türk oynatmak mecburiyetindesin. Sen stoperlerde şeyden vazgeçmeyecek. Koli, Amati. Amati'nin bir özelliği de var. Orta sahada defansif oynayabiliyor. Önde de oynayabiliyor. Hocam, şunu da söyleyeyim. Yani oynatabilir. Kapatacağız da. Rebic, Onur kanadı Beşiktaş'ın hücumlarını çok zorlar şu anlamda. Rebic ceza sahasında çok koşu atan ama Rebic solda oynadığı zaman sağa Gezal gibi ters kanattan top kesecek birisi lazım. Onur daha çok çizgiye inip kesmeyi sevdiği için çünkü ters ayağıyla oynamıyor. Yo, sağ kanatta sağ ayağıyla oynuyor. Onur dışarıdan orada da yapar. Orada biraz hücumlar aksayabilir. Dışarıdan da yapar da şimdi son cümleyi alayım hocam. Muleyka'yı orada oynatırsanız bir tane daha Türk bulmanız lazım, oynatmanız lazım. Peki. İşte ben transferler her türlü bulurlar ama en büyük sıkıntı Ocak ayı. Tabii. Peki. Beşiktaş'ın en büyük problemi. Teşekkürler. Problemi.